Dikkat yoğunlaştırma, kodunu anlama ve bilgiyi doğru işleme. İşte LGS ve üniversite sınavlarında adaylardan istenenler bunlar efendim. Bunları yapabilmek içinse B vitamini, demir ve protein ağırlıklı beslenmek gerekiyor. İşte sınavlara az süre kala uzmanlardan çocuklara özel sınav diyeti. Hafıza için B vitamini, öğrenmek için demir, bilgiyi işlemek için bol protein. İşte sınava hazırlanan çocuklara beslenme kampı geçiş hem de üniversite sınavlarına bir buçuk ay gibi çok kısa bir süre kaldı. Ve uzmanlar diyor ki aslında mucize bir besin, mucize bir kahvaltı yok. Yani bu bir buçuk ayı çok iyi değerlendirip çocuklarımızı doğru besinlerle buluşturmamız gerekiyor. Yani çocuklarınızın da çok uzun süre aç kalmamasını sağlamak lazım. Çünkü açlıkta odaklanmaya birazcık yok edebiliyor. Çocuklar aç kalmamalı ancak ne yedikleri de çok önemli. Anne poğaçası, kekler rafa kalkacak. B vitamininden zengin besinler masaya yerleştirilecek. Nohut, fasulye, mercimek sık sık sofrada olmalı. Yanı sıra B vitamini eksikliklerinde kişilerde odaklanma sorunları çok fazla oluyor. Fındıklarda, bademde, cevizde bu grupta daha yoğun olarak içeriyor. Ispanak olabilir, roka olabilir, de tu pazı gibi yeşillikler burada çok etkili oluyor. Avokado da bunlardan bir tanesi. Süt olabilir, yoğurt olabilir, kefir olabilir. Yine bunlar da çocuklarda B grubu vitaminleri içeren bir grup olduğu için çok etkili. Yumurtayı sevmeyen çocuklarda belki bir pankek, krep gibi şeyler yapılabilir. Çocuklarımızda demir eksikliği var mı mutlaka bakılmalı ve demirden zengin besinler öğünlerimize eklenmeli. Kırmızı et en çok ön plana çıkıyor. Çok yağlı bir et olmasın kızartmayın çünkü yanmış şeyler de çok fazla uykuya meyili arttırabiliyor. Yine bir diğer grupsa baklagiller, kuru üzüm içerik olarak demirden zengindir. Yani kuru erikte, kuru kayısı da bunlara örnek olabilir. Özellikle ders çalışırken belki tatlı ihtiyacı olan kişilerde kuru üzüm iyi bir destekleyici. Balıklarda yoğunlukla bulunan omega 3 yağ asitleri. Öğrenme bozukluğu olanlarda, iletişim güçlüğü yaşayan bireylerde etkili olduğunu saptamışlar. Bu somon olur, sardalya, uskum, rizinga balığı gibi balıklar omega 3'ten zengin balıklardır. Dünya turuyla bitiriyoruz bültenimizi.